Bu her şey yapıyor. Bizim, bu yurt bizim abi. Bir resme savaşıyor. Arkadaşlar mezarlıklar yanmış şu anda. Arkadaşlar ileri doğru gittik. Görmüş olduğunuz üzere şu an cayır cayır önümüz yanıyor. Şu anda ileriden görmüş olduğunuz bir kalabalık geliyor. Onlar kurtarıyor bu oteli zaten. Sadece bizde olmuyor. Cehennem gibi. Antalya yanıyor şu anda adeta. 30 metre falan yangınla. Burası bildiğin bir cehennem, cehennem. Koş, 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 koş. Yangın çok hızlı lan, çok hızlı geliyor. Koş! Oğlum koşsanıza. Herkese merhaba, ben Kusif. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ülkece, milletçe bayağı sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere. Biz de bu yaz için geçtiğimiz aylardan hatta 6-7 ay öncesinden planladığımız çekimlerimiz vardı. Biliyorsunuz malum zaten beni yakından takip edenler biliyor. Dün itibariyle Antalya'ya geldik arkadaşlar. Tabii burada yine off-road olsun, korku videoları olsun bir sürü eğlenceli video çekeceğiz. Ama buraya biz dün geldiğimizde zaten hani ortalık yangın yeriydi biliyorsunuz malum Manavgat'ta olsun, Antalya'nın birçok yerinde, Mersin'de, Adana, İzmir, hatta son duyumlara göre İstanbul'da da birçok yerde yangın var arkadaşlar. O yüzden de hani buraya gelir gelmez de direkt böyle eğlence tarzı offroad videoları çekmeyi pek gönlüm el vermedi açıkçası. Böyle bir durumda bunu yapmak çok hoşuma gitmeyecekti yani. O yüzden de yapmadık zaten arkadaşlar. Şimdi arkamda da görmüş olduğunuz üzere Manavgat'a çok yakın bir yerdeyiz. Taş Ağıl isimli yerde şu anda yangın devam ediyor arkadaşlar. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın şuradaki dumanları falan görüyor musunuz bilmiyorum, anlaşılıyor mu? Yani gökteki maviyle şurada bir böyle yağmur bulutu gibi bir bulut kaplamış gibi duruyor. Ama aslında bulut değil onlar arkadaşlar. İz, yani yangının bıraktığı dumanlar halen daha gökyüzünde devam ediyor. Şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Taş alınmış orası. Orada hala devam ediyormuş. Bu arada biz bu çekime başlarken, burada hazırlıklarımızı yaparken iki tane uçak geçti arkadaşlar. Öyle yani, hadi gelin Manavgat'a doğru bir gidelim bakalım neler göreceğiz. Bu arada drone'la da size elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım arabaya biniyoruz. Şimdi doğru Manavgat'a doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bakın şurada uçak var. O uçak sürekli olarak sahile gidiyor. Su alıyor muhtemelen. Daha sonrasında da tekrardan buraya geliyor. Hala yangın sönmedi demek ki. Arkadaşlar burada her yerde arazöz var biliyorsunuz. Birkaç ay önce de zaten ben hani orman yangınları tatbikatına gelmiştim Antalya'ya. Orada tanışmıştık ilk arazözlerle. Her yerde itfaiye araçları var zaten. Görüyor musunuz arkadaşlar yolun kenarında? Bekliyorlar orada. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler. Bu arada arkadaşlar Antalya'nın birçok yerinde bir çevirme var. Şu an önümüzde de ekipler var yine çevirme. Kolay gelsin. Uzaktan gördüğümüz dumanların olduğu yangın ne tarafta? Şu tarafta kaldı da. YouTuber'ım, YouTube'çuyum. Tamam. Olay yerine gitme, şu an boşaltıyoruz itfaiye. Yok, sadece yolda yakın olabildiğimiz kadar yaklaşmak, başka bir şey değil zaten olay. Uzaktan görebilirsiniz ama göndermeyeceğiz. Arkadaşla şey yapıp iletişime geçin. Bekle. Göndermeyeceğiz diyorlar. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Yangın var galiba evet, bu tarafta da. Siz YouTube'çuyuz. YouTube'çum. Hı hı. Tamam, bilgilen. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Yok hiç. Müsait bir yere çekelim. Tabii ki de. Bayağı ciddi ya olay, bakar mısınız arkadaşlar? Yani olayın size ben hani yangın anını çekemeyeceğim muhtemelen ama hani o kadar yakına giremeyiz şu anda. Çünkü büyük bir çoğunluğu, büyük yangın galiba şu anda sona erdi ama böyle ufak ufak öbek öbek her yerde bir yangın var. Evet, arazözler geliyor arkadaşlar. Orada bayağı bir yangın varmış. Bu arada biz ufak öbek bir yangın sandık. Bakın şurada, orada var. O yananın yanında bir başka duman var. Bir de ilerlerinde de var. Bak şurada var, şurada var, şurada var. Çok garip yani. Bir yere sıçramış gibi de durmuyor diyorum ya. Böyle farklı yerlerde, farklı noktalarda yangınlar başlıyor. Devam. Bak helikopteri görüyor musun Ömer? Bak şuradan şey aldı muhtemelen. Su aldı. Aradan su aldı. Dönecek oraya atacak. Zor iş ya. Harbi çok zor iş abi. Şuraya baksana yani. Kocaman bir yerde. Ve oraya giriş de yok yani, anlatabiliyor muyum? Çok garip. Ya bence şu köyleri falan boşaltmışlardır, ben size söyleyeyim. Cami falan şuralar boştur. Kesin boştur yani. Kesinlikle bir gidelim bakalım oraya. Burada hayat devam ediyor gibi. Tam önümüzde helikopter, gördün değil mi Ömer? Evet. Resmen şu solumuzda havuz var zaten. Evet. Bak, arkadaşlar şu an. Bakın. Dozer burada şu an çalışma yapıyor. Bak kokuyu da alıyoruz şu anda. Koku da geliyor biliyor musun? Şu an koku da alıyoruz burada. Kolay gelsin dayı. Yangın bayağı yakın abi size. Şu arkadaşlar şeyle ilgili mi çalışıyorlar? Yolu şey yapmaya mı çalışıyorlar? Yok, yangına bak. Şu evin şehrisini alıyor. Evi kurtarabilmek için şurayı sıyırıyoruz yani. Hmm. Burası yol açık da. Gelenler kimlerden? Yani belediye görevlisi mi, siz mi yapıyorsunuz yoksa? Biz yaptık, biz.
Bu işi siz yapıyorsunuz şu anda, ha, evi kurtarmak için. Ha, evi kurtarmak için. Yalnız burada duman kokusu var. Daha yandın ya. Aa, bakar mısın şu yakınına? Şurada. Ve orası sönmüş değil abi. Yanıyor yani. Hani şey oluyor, suya atınca böyle ise dönüşüyor ama sonra tekrardan alevleniyor. Bu sıcakta zaten durmaz abi, imkansız. Böyle tam aşağı ütü yüzden saat 10 gibi çıktı. 10 gibi mi başladı? Ha, 10 gibi başladı. Şu köşedeki Belakoy'u kahretti. Öyle mi? Ha. O tarafa doğru gitti. Şimdi böyle mi geliyor? Ev yandı orada. Öyle mi? Tabii. 5 tane ev yanmış arkadaşlar şu dağın arkasında. Şu evi kurtarabilir miyiz amacıyla burayı sıyırttırdık kendimiz biz. Siz kendiniz yaptınız abi. Tabii yani kendimiz. Umarım abi dediğiniz gibi olur ama. Şurada musluğu olan aradır olmazsa, muslukta suyu tuttuğumuzda söndürdü, kurtarabilirsek kurtaracağız. Kurtaramazsak alıp canımızı çıkacağız. Abi öyle aman. Başka yapacak. Cana geleceğim bana gelsin de. 4 tane misiniz? 4 tane. Helikopter gitti yalnız. Alıyor. Çok enteresan, helikopter yok. Geliyor, su alıyor, su alıyor. Alıyordu biraz önce, atıyordu. Bir yarım saattir buradayız biz, atıyor yani. Sürekli alıp atıyordu da şu an yok. Bak şurada alevler devam ediyor. Bak orada işte. Tahminen rüzgar belirleyecek onun yönünü şu anda. Ha. Devletin ara zora hangisine gitsin? Kaç yerde şey var? Yangın var. Evet, o da var. Dayı Allah yardımcın olsun. Umarım inşallah hani buralara kadar gelmeden yangın böyle arka tarafı geçmez. İnşallah, söndürülür. İnşallah. Yani en büyük duam da şey yağmur duası yani hani. Umarım Antalya'dayız, biz de buradayız bir hafta. Umarım böyle öyle bir yağmur yağar ki Antalya'ya. Hiç yağmadığı gibi yağmur yağar da ne yangın kalır ne bir şey kalır. İnşallah bittik abi. Değil mi abi? Ya, bittik ya. Traktörümün altında ilaç motoruyla dağlarda geldim. Motorun ucuyla ilaç makinesiyle su sıktım. Su sıktınız. Tabii tabii. Hep gittik komple. Traktörü olan traktörün ardına makineyi de aktık. Gittik. Ya ne yapacak adam? Bizim. Yani sonuçta evleri söz konusu, ailesi söz konusu. Bu her şeyi yapıyor. Bizim, bu yurt bizim abi. Evet. Bizim, biz resmen burada resmen savaşıyoruz. Resmen biz savaş yapıyoruz. Savaşı resmen savaşıyoruz. Evet. Dayıcım kolay gelsin size. Eyvallah. Eyvallah. Allah cümlemine yardımcısı olsun. Amin abi, amin. Hadi gelin abi aşağı doğru inelim. Zor ya. Ben burayı ama çok merak ediyorum, biliyor musun? Buraya haberler duyacağım. Çünkü geliyor, gözümüzle gördük. Bakalım gelecek mi yani? Çok merak ediyorum şu an. Arkadaşlar yol boyunca sürekli itfaiye araçları görüyoruz ve itfaiye araçlarının üzerinde yazan bütün şeyler farklı. Bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir Eskişehir Belediyesi. Sürekli olarak farklı illerden İtfaiye araçları sevk edilmiş. Ama çok zor ya. Düşünün birçok farklı yerde, birçok yerde. Ve yaklaştıkça hava kararmaya başladı adeta. Fark ediyor musunuz? Baksana kameradan nasıl gözüküyor havanın farkı. Değil mi? Çok net, kamerada daha net görünüyor arkadaşlar. Orayı şey sanmayın bu arada. Bildiğiniz duman. Arkadaşlar şu an Yeniköy mahallesine geldik de burası yanmamış, burası kurtarılmış. Biz internette okuduk Yeniköy diye. Tam karşısı yanmış arkadaşlar. Oğlum resmen dibine gelmiş. Köyün dibine gelmiş. Ama Yeniköy'ü kurtarmışlar. Şurası ya, dibi ya. Bak sol taraf da yanmış. Orası da yanmış. Orayı da yakmışlar. Yani burası kim bilir dün akşam falan nasıldı. Bakın şuralara kadar gelmiş zaten. Nasıl, bunu nasıl yanıyor abi? Cana bak ilerisi. Bana bir şey söyleyebilir miyim? Burası nasıl yanıyor da orası yanmıyor? Yani şu dibi yanmış, etrafı yanmamış. Bu ağaç niye yanmış abi? Bu ağacın yanması için bu ağacın sadece kendisinin yakılması lazım. Ortada bir ağaç yani. Bak kokuyor duman. Oğlum sol tarafa baksana. Yanmış. Burada kim bilir kaç tane hayvan vardı yani, bilmiyorum kim. Bitti bu ağaçlar mesela. Köylüler yine su taşıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere. Hadi çıkalım. Arkadaşlar, bakar mısınız şuraya ya? Abi çok fena değil mi ya? Ömer, arkadaşlar mezarlıklar yanmış şu anda. Gel bir girelim bakalım buraya. Abi şu bak ağacın altı ya, ne kadar fazla şey var. Of. Kötü ya. Daraldım böyle, içim şey oldu ya.
Hadi dönelim ya valla. Fena. Yanmış ya. Bildiğin mezarlık yanmış. Hadi gidelim. Şu anda bulunduğumuz yer gerçekten hani bir iki gündür belki de alevler içerisinde olan bir yer. Çünkü her yer yanmış durumda. Her taraf yanmış durumda. Bizi de görüyorsunuz zaten. Bakın sağ tarafımıza doğru döndürüyorum şimdi. Sağ tarafımızda her yer yanmış. Yol boyu komple yanmış. İnanılmaz. Ve arada işte köyler olduğu zaman köyleri de yakıp yıkıyor arkadaşlar. Yangının şu anda olmuş olduğu yer arkadaşlar karşıda tam gördüğünüz beyaz dumanların olduğu yer arkadaşlar. Muhtemelen orada bir yangın söz konusu olabilir. Oraya doğru gideceğiz. Bir de siyah dumanlar var arkadaşlar. Burası bence asıl yangının olduğu yer arkadaşlar. Arkadaşlar ileri doğru gittik. Görmüş olduğunuz üzere şu an cayır cayır önümüz yanıyor. Cayır cayır yangın var. Bize gelen araçlar, önümüzden gelen araçlar selektör yapıyorlar sürekli olarak. Mersi yangın varmış. Şu anda yangına doğru gidiyoruz aslında. Burada var ve bizim tam OGM'ye az önce Instagram'a story attım. Hatta sağ tarafımızda başka bir yangın başladı. Sevgili Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, biz şu an Yeniköy tarafındayız. Manavgat'ta. İşte şu görmüş olduğunuz yerde yeni bir yangın var ve büyüyor. Biraz önce çok ufaktı. Şu an kocaman oldu. Bilmiyorum haberiniz var mı? O tarafa doğru hiç helikopter vesaire hiçbir şey gitmiyor. Belki... Bakın şuradan çok daha net. Bak 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 nasıl yanıyor. Görüyor musun şey Ömer? Bak bak şu an çok net görünüyor. Bakın az önce gösterdiğimiz yerde şurasıydı. Bakın aşağıya kadar indi orası. Şu an görmüş olduğunuz yerde ışıklardan daha rahat görüyorsunuzdur. Her yer toz duman. Arkadaşlar biz de gidelim. Yani en azından edebildiğimiz kadar elimizden geldiğince bir yardım ederiz orada. Değil mi? Bir bakalım. O sertifikayı bize boşuna vermediler Ömer. Evet abi. Değil mi kardeşim? Bak şurada bir yer var bak. Bir bakalım mı oraya? Gel abi. Gel şuradaki yangın. O ufak dediklerimizi gösterelim arkadaşlar. Buralar yandı arkadaşlar. Komple yanık. Burada şu an gece diye görmüyor olabilirsiniz. Bakın son kalan ufak ufak şeyler. Şuralarda ufak ufak yanıklar var yine. Bak orada var, orada var, orada var. 3 tane. Şurada yakından göstereyim size. Arkadaşlar bakın şu ağacın dibi şu an kökü yanıyor. Ağaç şu an kökünden yanıyor abi. Oh. Böyle yanıyor demek ki. Ağaç bitiyor işte. Arkadaşlar ya şurası zaten toz duman şu anda. Biz şu an yavaş yavaş bir ağırlıklı hissetmeye başlayacağız. Yani dün gece burası muhtemelen alev alevdi. Ve şu an ön tarafı alev alev. Ve ön taraf neresi biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi? O amcaların evine doğru gidiyor o yangın. Umarım evini de kurtarır yani. Bakar mısınız dumanlara, şey farlardan? Hadi binip devam edelim. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Arkadaşlar şu an yangın o kadar yaklaştı ki görmüş olduğunuz üzere dumanlar ve küller geliyor üzerimize. Ziftler erimiş arkadaşlar. Ziftler erimiş. Dağın arkası hala yanıyor. Evet oraya gidiyoruz zaten şu anda. Oraya doğru gelecek ya. Oo arkaya alta bakın arkadaşlar. Arazözler. Şu an hummalı bir çalışma var orada. Deli gibi çalışma var şu anda. Gidebileceğimiz son nokta bu olabilir şu an. Evet öyle görünüyor. Şu an burası herhalde şu anda müdahalenin başladığı noktadayız arkadaşlar şu anda. Müdahale burada başlıyor. Arkadaşlar şu an arkamızdaki o yangın vardı ya, büyük yangın, hani bizim güneş sandığımız o noktanın tamamıyla hani bir toplanma noktası gibi bir şey herhalde burası. Burada su tankerleri var hemen arkamızda şurada. Su tankerlerinden su dolduruyorlar arazözlere ve arazözler tekrardan olay yerine gidiyor muhtemelen. Ve olay yerinin istikameti şurası. Şu yönde muhtemelen. Biz de oraya girebilir miyiz bilmiyorum. Soracağım. İzin almak istiyorum hani ona girebileceksek. Yani daha yakınlaşabilirim. Of. Hava oksijen azaldı ya. Konuşmakta güçlük çekiyorum şu anda. Daha yakına gidebilir miyiz diye bir soracağım, izin alacağım. Su tankerleri var. Sular dolduruluyor arazözlere. Dozerler var. Sağlık ekipleri var burada bu aynı zamanda arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkalar muhtemelen köy tarafı. Kolay gelsin. Bu taraftan mı gidiliyor o büyük yangının olduğu noktaya? Bir de şu taraflarda da var. Ya biz yani şuradan gelirken koskoca bir yangın görüyoruz sol tarafta da ışık. Abi Leydiğim mahallesine geçti şu anda. Öyle mi? Aynen. Mahalle mahalle geziyor. Mahalleye yaklaştı yani. Geçti demeyelim de yaklaştı. Boşaltıldı herhalde oralar değil mi? Boşaltılıyor aynen. Şu taraf, şurada da başka bir yangın başladı. Biz buraya çıkarken ufacıktı. Aşağıya doğru böyle indi. Abi biz bekliyoruz. Biz değil mi? Siz sağlık mı? Sağlık abi. Eyvallah. Biz bekliyoruz.
Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere durum felaket ya. Savaş alanı gibi ya. Öyle değil mi? Yani bazı gerçekten hani şeyde söylüyorlar ya televizyon programlarında işte şu bu işte şöyle olmuyor. İnternette de videolarını izliyoruz. İşte devlet yok bilmem ne. Abi şu an kaç saatte geldik buraya? 2 saatte geldik. Ve burada sağlık memuru var. Bizden çok önce gelmiş belli ki. Ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Sadece müdahale ediyorlar. Şu an başka bir köye geçmiş, mahalleye girmiş. O mahalleyi de yakıp yıkacak. Devam ediyor. İlaçları dağıtalım. Korkunç. İlaç dağıtıyorlar bir yandan. Şu anda galiba burada yangın ekipleri bir toplantı yapıyorlar galiba. Son durumlarını değerlendiriyorlar diyecektim ki. Şurada başka bir yangın var bak. Aşağıya inmiş. Görüyor musun? Viran durumda ya ortalık. Dostum. Kolay gelsin. Şu insanlara çok soru sormayın. İnsanlar fitil gibi. Tabii. Yani benden size tavsiye. Tabii. Sormayın insanlar 4 gündür yatmıyor. Hep buranın yeri. Hadi ya. Duydunuz arkadaşlar 4 gündür yatmıyor buranın yerlisi arkadaşlar. Çok fazla soru sormayın diyorlar. Sinirleri de yıpranmış durumda. Vallahi yardımcılar olsun ya. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz üzere böyle buzlar var. Buzların içinde limonatalar var, ayranlar var, sular var. Ve ben bunları gerçekten özellikle sordum. Bunlar gönüllü tamamıyla. Hani herhangi bir belediyenin vesaire mi diye sorayım istedim. Gönüllü olduklarını söyledi abiler. Abiler burada koli koli getirmişler suları, ayranları. Burada ayranları da karbon monoksit zehirlenmelerine karşı hani ciğerlerimizi temizlemesi için tutuyorlar ve sürekli olarak tüketiyorlar bir yandan. Çok zorla. Buzlar falan. Buzlar burada yatıyor bak. Burada hepsi. Zaten komple organize ederek getirdik. Öyle mi abi? Bütün Antalya'dan geldi bu değil mi? Tabii. Antalya'dan geldi. Ya ben sordum acaba belediyeden mi diye de abilere. Yok. Gönüllüymüş. Ben varım. Meclis üyesi. Öyle mi? Encümen başkanıyım. Ha, siz organize ettiniz bunu. Arkadaşlarla beraber işte komple bütün ekip. Antalya Belediyesi'nin mi? Zaten büyük şey. Bir de ama biz belediyeyle alakalı değil. Ha, bu belediyeyle alakalı değil. Anladım. Kendim. Kendi herkes bir bütçe koydu. Ona göre gönüllü zaten 2-3 gündür biz buradayız. Öyle mi? Bölgedeyiz tamam. Vay be. Biz sabah da 2 kamyon saman dağıttık köylülere. Alo. Diyecek söz yok abi. Ne diyelim? Nefeste evet nefeste sıkıntı başladı. Bayağı bir duman olmaya başladı buralar. Ayran mı içeyim? Ayran için. Bol bol ayran için abi. Ömer. Ayran için. Beyler ekibe dağıtın. Alın. Ayran için. Herkes ayran için. Köşeleri temizliyor. Ver abi bizim çocuklara. Kale sen de unutma bak sana büyük veriyorum burada kral. Arkadaşlar şimdi burada diyor görmüş olduğunuz üzere yine gönüllülerin vasıtasıyla işte simitler var. Bisküviler var. Gofretler var. Bu arada beyler sizler de alın. Al abi yiyeceksin beni. Ayran var zaten onları da gösterdim az önce. Valla burada bir yaşam alanı kurmuşlar kendilerine böyle. Hepsi burada hem çalışıyor hem besleniyor. İşte sağlık ekipleri var aşağıda. Valla durum çok zor ya. 200 metre yani 200-300 metredir herhalde ne bileyim ya da bana öyle geliyor. Çok yakın yani dibimiz. Bu arabayı yanaştıracağız buraya bak şu beyaz kamyon. Beyazı yerleştireceksin evet. Onu buraya çekeceğiz biz. Tamam. Çektikten sonra sen oraya girersin. Tamam sıkıntı yok abi ne kardeşim, istiyorsunuz? Ya sana o zaman şu çöpleri senin arabaya atsak. Tamam atalım. Atalım sıkıntı olmaz. Arkası boş değil mi? Arkası. Boş. Boş mu? Çantaları al abi içeri. Alalım abi. Biri koyarız onları. Abi hiç önemli değil çantanın falan önemi yok şu dakika. Ya bayağı bir şey var da. At abi çöp değil mi onlar ya? Çöp. Bir şey olmaz abi at gitsin atabildiğin kadar at. Yer yapalım. Şunları içeri al abi. Kucağımızda tutarız. Şu drone'u da alın. Arabalar dursun. Abi at çöpleri at. Ne var ne yok at. At abi bunları biz merkezde atarız. Okey. Abi şuraya bak karşıya bak. Ooo cehennem arkadaşlar. Oğlum bildiğin cehennem gibi.
Şu anda ileriden görmüş olduğunuz bir kalabalık geliyor. O kalabalık tamamıyla şu ara sokaktaydı. O arkada gösterdiğimiz yangının olduğu yerdeydi. Valla şu an ne haberle geliyorlar, ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum ama. Bakar mısınız? 20 kişilik bir kalabalık, belki 30 kişiler. O aradan yürüyerek geliyorlar. Köyden geliyorlar. Su verelim abi, dur. Al abi. Ayran su. Abi al bunları da. Herkes ayran alsın beyler, ayran. Ayran abi, bir abi, de al abi ayran su. Su abi. Neredeydin abi sabahtan beri? Abi ayran yok mu ayran? Ayran hemen hemen. Al abi ayran. Al ayran. Ayran var. Ayran su. Su, su. Ayran mı? Al abi. Al büyük ayran. Ayran için ciğerlerimiz temizlenmiş. O işte soğuk bunlar. Soğuk mu abi? Ayran var, soğuk. Tamam, onları atarız abi suyun için. Var mı gelen daha? Yok. Limonata da var. Ayranın üstüne limonata için. Temizler ciğerlerini. Ustam siz nereden geliyorsunuz? O, nereden? Beş konak. Köyden mi direkt? Şu an oraya mı indi? Oralıyız. Yardıma geldik aşağıya. Mutfağa hortum yetişmediği için. Yapamadım bir şey daha fazla. Ay be. Bundan da bastı. Vereyim mi? Ayran vereyim mi? Al abi. Adamlar harbi kahraman değil mi? Ha? Düşün yani. Devlet yok abi. Bunlar var yani. Gönüllü adamlar. Canları tehlikeye atıyor. Biz burada bekliyoruz. Şeye endişe ediyoruz. Arabayla nasıl kaçarız, nasıl çıkarız buraya gelirse. Adamlar saatlerdir belki. Bir saat orada. Şeyle mücadele veriyorlar. Hadi. Abi çöpleri bırakın Allah'ını isterseniz ya. Siz OGM'den misiniz? Evet. Siz. Ben Cihan Kusur, YouTuber'ım. Daha önce de, bir ay önce de OGM'nin tatbikatındayız. Ha doğru, evet. Doğru. Birçok geldi birçok arkadaş. Şimdi şey geliyor, tamam. Dikkat, aracımız hangisi? Aracımız bu abi, şuradaki önünü sarı. Önünü değiştirin, aşağı doğru baksın gönderim. Sen öyle mi? Kaçış pozisyonumuz aşağı doğru. Evet. Olacak. O şekilde aracınız kalsın, ondan sonra şey yaparsınız. Bizle beraber hareket edersiniz. Tamamdır. Arkadaşlar duydunuz, Orman Genel Müdürlüğü'nden bazı şefler de buradamış. Onu da öğrenmiş olduk. Demek ki onlar da içerideydiler, daha yeni geldiler. O aracınızın yönüne aşağıya doğru baksın dediler. Direkt onlarla birlikte fırlayacağız. Hadi gel aracı aşağıya alalım. Geliyor artık ya, vakit geldi. Okey, hazırız abi. Kaçışa hazırız şu anda. Arabanın yönünü de değiştirdik. Bekliyoruz. Vay be, ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten diyorum. Adamlar yere attıklarını çöpün hesabını yapıyor ya. Ya adamlar ölümün içinden geldi orada. Gördün değil mi? Duymuşsundur Fales. Yerleri, çöpleri toplayın falan. Ya bırakın onları, çöpleri bırakın. Siz çöp toplamanıza gerek yok ya. Biz de alırız. Abi böyle adamlar böyle asil oluyor zaten. Değil mi? Onlar kurtarıyor bu vatanı zaten. Her zaman da böyle oldu. Tarihte de böyle oldu. Gerçekten. Harbi tüylerim diken diken oldu. Şey gibi, bu şeyi hatırlattı bana. Bir tane abimiz vardı, hatırlıyor musun? Çizmesi şey, madenci. Çizmesi ambulansa bindi de ambulansımı alın pislenmesin demişti. Harbi o kadar şey oldum ki böyle şu anda. Bir şey soracağım, bu arada siz yandınız mı? Evet. Çok geçmiş olsun. Burada abimiz yanmış arkadaşlar, işletme şefi, Orman Genel Müdürü. Kolunda bant var ve kulağının burası yanmış. Ve halen daha görevinin başında. Şok oldum şu anda. Yani yandım ben, ayrılıyorum falan değil. Gördün mü kolunu ve kulağını, gördün mü burasını? Burası da yanmış. Helal olsun lan, ne diyeyim lan. Vallahi bak. Siz şu aradan indiniz değil mi? Evet, 30 kişilik, 20-30 kişilik ekipte. Bunlarla ne yapıyordunuz abi içeride? Bunlarla yangının atlayacağı yerleri seyrettik. Yaktık. Şey, ağaçları kesiyorsunuz. Ağaçları kestik, belli bir tarafa attık. Yangın atlamasın diye. Ve de başarılı olduk. Sen kaç yaşındasın canaba? 20 yaşındayım. Maşallah. Evet abiciğim. 20 kişiyiz biz. Hep genciz. Yani 120 kişi olsak salmayacağız ama sadece bizde olmuyor. Değil mi? Tabii ki. Tüm arkadaşlarımızı burada bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, herhalde aşağıya doğru gidiyorlar. Farklı bir köye gidecekler. Biz de onlarla birlikte aşağıya doğru ineceğiz. Şu an rüzgar çıkmaya başladı. Bak rüzgar çıkıyor, hemen küller geliyor. Evet, benim de öyle oldu.
Arkadaşlar şu anda bizim sağ tarafta beklediğimiz yer işte nokta şurası. Şu görüyor musun Ömer şu anda? Şu an çok acayip yanıyor. Arkadaşlar şu an bir anda patladı. Bakın az önce bir dakika önce çektik. Hiçbir şey yoktu. Şu an cehennem gibi. Şuraya bak ya, nasıl yanıyor? Çok acayip. Baksana şu sol taraftan. Baksana yani yükselişini falan görüyor musun bunu? Alevli alevli. Arkadaşlar şu anda araçları tamamen uyardılar. Araçları asfaltın öteki tarafını almamız gerekiyormuş. Yangın inanılmaz geliyor ve yangının sesi geliyor. Bilmiyorum size kadar ulaşıyor mu ki? Ulaşmaz muhtemelen. Abi kaç, o kadar hızlandı ki rüzgar şiddeti arttı. Saniyede o dağ açtı ve buraya geldi. Yani biraz önceki en son kayıttan bugün bu dakikaya yaklaşık 6 dakika falan geçmiştir. Ve şu an sıcaklığını artık hissetmeye başladık yangının. İnanılmaz vuruyor, inanılmaz vuruyor. Bunu telefonla da çekmek istiyorum. Şimdi arabaya geçip hemen... Arkadaşlar şu anda uyarılar yapıldı. Araçları buradan çekiyoruz. Hemen aşağıya asfaltına gelmemiz lazım. Şu anda çok hızlan. Koş abi koş. Koş 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 koş. Koş ya Ömer. Gel abi gel gel gel. Aşkın Emre çabuk. Yangın çok hızlı lan. Çok hızlı geliyor. Koş abi koş. Oğlum koşsanıza. Organize olun. Arkadaşlar şu an kozalak atabilir dedi. Duymadınız galiba onun sesini. Abi çam kozalağı işte onu fırlatıyor. Anladın mı? Öteki tarafı patlıyor. Arkadaşlar şu an her türlü uyarı yapılıyor. Yani bildiğin yangına kaçacağız şu an. Şu an yangından kaçıyoruz. Şu an herkes hep birlikte. Herkes gitti zaten. Herkes gitti bakın arkadaşlar. İleri doğru aldılar kendilerini. Ama o kadar hızlandı ki. Bak bak bak. İnanamadım ya. O kadar korktum ki. Adam bir saat dedi. Bir saat dedi arkadaşlar 10 dakika sürmedi yemin ediyorum 6 dakikada ya kaydı bıraktım 6 dakika sürdü bir anda ve ben öyle bir şey ki ben video çekiyorum ya. Gidelim abi dumanlar ödeyiz. Video çekerken bile şey oluyor. Aşağıya git var ya. Azalır o. Rüzgar falan var şu an sıcaklığı hissediyoruz arkadaşlar. Of alta bak yanıyor. Yanıyor arkadaşlar. Antalya yanıyor şu anda adeta. İnanılmaz ya. Şu an Antalya yanıyor. Oğlum nasıl kaçtık ya? Yani şu an hazır hissettiğiniz şey hissin arkadaşlar. Aşağıda olduğunuz zaman kendinizi böyle çok şeyde hissediyorsunuz. Bak dozerler falan her şey aşağıya gidiyor şu anda. Herkes. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dozerler geliyor şu anda. Arkadaşlar arazözleri şu an buraya koydular. Buradan arazözlerle yangının tam bittiği geldiği noktaya. Oğlum arkaya bak. Şu an çok kötü durumda arkadaşlar. Yani yaklaşık 30 metre falan yangınla mesafemiz. Evet duydunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yolda 2-3 tane dozerimiz var. Önde arazözümüz var. Gidiyoruz ya bakalım. Abi ortalığa bak cehennem gibi oğlum burası. Burası bildiğin bir cehennem cehennem. Arkadaşlar şunu göstereyim. Şu an ortamın haline bakar mısınız? Bakın şöyle söylüyorum. Gelirken Instagram'da gösterdiğim ufacık tepedeki yanıklar şu an bu hal aldı. Gidiyoruz abi. Hemen gidiyoruz abi hemen. Bu arada bir bilgi daha paylaşayım hemen. Şimdi Selma ile konuştum. Burada bir telefon çekti arada. Selma aradı. Bu hani şey diyorduk ya böyle birçok yerde ama birbirinden bağımsız. Mesela ormanın bir yerinde çam şey yangın var. Diğer yerinde ufacık bir yangın başlıyor. Evet. Orayı da yakıyorlar diyorduk ya. O şuymuş. Çam kozalakları patlıyormuş. O adamların da bizi uyardı ya. Dedi ya kozalak patlayabilir. Gidin. Kozalak patlayınca bilmem kaç metre uzağa gidiyormuş. Oraya gidip orada hayat buluyor anladın mı? Orayı yakmaya başlıyor bu sefer. Öncelikle gerçekten burada gördüğüm, özellikle konuştuğum, sizlerle de paylaştığım o gençlerin, o halkın, o amcaların, o dedelerin gerçekten burada verdikleri mücadele gerçekten takdire şayan. Öyle değil mi? Gerçekten hani didiniyorlar. Vallahi hepsinden Allah razı olsun diyeyim. Hepsinin de Allah yardımcısı olsun arkadaşlar. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Daha diyecek bir şey bulamıyorum. Bay bay.